Kamurça hoş geldiniz. Parev diyerek başlayalım her hafta olduğu gibi programımıza. Bu hafta da Gamurç'ta köprünün ayaklarından birini Köln'den, İstanbul'dan farklı bir yere kuracağız. Nereye kuracağız? Dersim'e gideceğiz. Aslında Dersimli bir Ermeni ile konuşacağız. Kendisi Yerevan'dan dönüyordu, Ermenistan'dan dönüyordu. Miran Pırgiç Gültekin konuğumuz olacak. Kendisi Zoom'dan bağlanacak programımıza. Miran Akbarik hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hemen ben aslında şöyle diyeyim, biz köprünün bir ayağını Dersim'e kuracağız dedik. Sen Ermenistan'dan dönüyordun ama programa katılabilmek için Trabzon'da bekledin ki en azından saati yakalayalım diye. Onun için teşekkür ederiz. Bu da başka bir artısı oldu. Öncelikle şeyden Miran Akbarik, senden bahsederek başlayacağım ama biraz belki yoldan bahsetmemiz lazım. Sen şimdi bir dönüş yolundasın. Miran Pırgiç Gültekin'i Dersimli Ermeniler, Dersimliler belki artık biliyorlar. Sen yıllardır bu kimlik arayışının içerisinde olan, insanlara bu konuda yardım eden, Pırgiç yayınlarını kuran ve hatta bu konudaki sivil toplum kuruluşlarında çalışan biri olarak Ermenistan'a ziyaretler yapıyorsun sık sık. Şimdi de o ziyaretlerden birinin dönüşünde yakaladık galiba seni. Evet, bu sefer özellikle bu savaş sonrası, savaş sürecindeki o yaşadığım psikoloji üzerine atmak için Yerevan'a gitmenin doğru olacağını düşündüm. Yanımda bir dersimle arkadaşlar olarak Yerevan'a gittik. İyi ki gitmişiz. Arkadaşlarla görüşmeleri yaptık. Bir hafta falan kaldım. Geldim. Anladım. Birlikte götürdüm arkadaşlar. Yine dersin Dernekler Federasyonu'ndan bir arkadaşımızdı. Orada vaftiz yaptık. Onu da geldik. Evet. Şimdi bir taraftan da aslında bu ziyaretler sırasında seni sosyal medyadan takip edenler biliyordur. Sen bir de vaftiz törenine de katıldın. Bu vaftiz törenleri de ne de giden gelen çok oluyor anladığım kadarıyla. Korona sonrasında ilk defa gittiniz herhalde. Evet, ben koronadan sonra ilk defa gittim. Peki biraz bize anlatır mısın? Bu mesela şimdi bu vaftiz töreni kimin vaftiz? Yani kimlerin? Daha hani isim de vermemize gerek yok ama insanlar böyle kimliklerini bulmak için hani gidip Ermenistan'a orada mı vaftiz oluyorlar? Valla şöyle söyleyeyim ben size. Bu sefer götürdüğümüz arkadaş Dersim'de daha önce de Yerevan'a gelmiş bir arkadaşımızdı. Arkadaşımızla Yerevan ziyaretine gittiğimizde orada vaftiz olma sınır suyunu, bir vaftiz olmak istiyorum demişti. Biz de bu vesileyle vaftiz yaptık, geldik. Ve böyle yapmayı da düşünüyoruz. Bundan sonra vaftiz olmak isteyen arkadaşlara İstanbul'dan çok Yerevan'ı tercih ediyoruz. Daha kolay olur. Evet. Peki şu buradan devamla hareketle şunu sormak istiyorum. Şimdi biz tabii çok eskiden tanışıyoruz. Sarkis Seropyan, rahmetli Sarkis Seropyan aracılığıyla da tanışıyoruz. Senin vaftiz baban diyelim. Seropyan'ı da buradan analım. Ama biraz bize Miran Pırgiç Gültekin hikayesini anlatır mısın? Artı TV izleyicilerinden bilmeyenler vardır. Miran Pırgiç olarak biz 10 yıl önce özellikle Miran Pırgiç'in katkısından sonra çıktık Dersim Ermeniler olarak. Ve bu çıkışımızla birlikte bayağı bir Dersim Ermenilerini çevreye iyi bir şekilde tanıtmaya çalıştık. Ve bu 10 yıl süresi içerisinde Dersim'deki Ermenilerin varlığından, izlerinden, işte yaşam biçimlerinden, bugünkü durumundan bayağı bir çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı hala da sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdi buna biraz öze dönüş diyoruz. Biraz kimlik mücadelesi diyoruz. Biraz da aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Yerevan'da vaftiz sırasında da kullanmıştım bu cümleyi. Yani biz 100 yıl önce ve daha önce Dersim'deki halklara teslim etmiş olduğumuz emanetlerimizden kimliğimizle inancımızı yavaş yavaş geri almaya başladık diyebiliriz. Bu çok onların daha katkılarını bekliyoruz. Bu çok güzel bir cümle olmuş. Kimliğimizle inancımızı, devrettiğimiz kimliğimizle inancımızı geri almaya başladık. Geri almaya başladık. Çok güzel olmuş. Bunu burada tekrarlayalım. Ama Miran abi, seninle ilgili de biraz anlat kendini. Sen ne zaman mesela fark ettin, farkına vardın ya da
Biliyor muydun zaten çocukluğunuzdan beri ailede konuşulan bir şey miydi? Nerede büyüdün? Nasıl? Biraz onlardan bahset bizlere. Ya şimdi biz normalde ben dersimde dünyaya geldiğim zaman dersimde bizim Ermeni kimliğimiz herkes tarafından bilinen bir kimlikti. İnkar etme şansımız yoktu. Bunun nedeni de Dersim'deki zanaatla ilgilenen akrabalarımın olması ve bunlar Dersim'de biraz tanınmış, sevilen birileri olduğu için bunlar sürekli işte Ermenileri diye terzi Ermenimiz, işte kalaycı Ermeni, demirci Ermeni diye böyle tanınırdık, bilinirdik. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim, yani bizim işte 1923 öncesinden sonrasına biz Ermenileri yaşatmaya çalışan bir kişilik de Dersim'de bayağı bir tanınan bir kişilikti bu. Baki Devlet ismiyle tüm Dersimlerini tanıdığı bir insandı. Ve biz o yüzden mezarlarımızda da Ermeni isimlerinin olmasından dolayı biz Ermeniliğimizi unutmadık. Ama ben geçmişte de hep söyledim. Unutmadık ama sadece biz Ermeniyiz diyorduk. İşte benim bilinci çıkartmamla birlikte, yani madem Ermeniysek işte gereğini yapmamız gerekiyor tarzında düşünmem. Bunu benim kalkıp işte mahkeme sürecini başlatmam, orada ismimi değiştirmem, dinimi değiştirmem, bu tür daha sonra Dersim Ermenileri üzerinde diğer insanların da benim çıkışımı onaylamaları, benimle birlikte hareket etmeleriyle birlikte, onların da tekrar özel dönüşüyle birlikte o dönemlerde bayağı bir özel dönüş, kimliğe dönüş gerçekleştirmiştik biz. Bu 10 yıl süre içerisinde hem İstanbul Ermenileriyle tanışmaya başlamıştık. Birlikte evimizi şey yapmıştık, pekiştirmiştik. Hem Yerivan'la tanışmaya başlamıştık. Yerivan artık hayalimizdeki şehirden öte gördüğümüz bir şehir olmaya başlamıştı. Bu çalışmalar böyle devam etti. Geldi. Ben daha sonra koşulların gereği dernekçiliği bıraktım, yayıncılığa başladım. Yayıncılığa başlamakla birlikte yine Ermenilerin tarihiyle ilgili bayağı bilgilerle gerek Dersim'deki arkadaşlara bilgileri ulaştırıyordum, gerek çevremdeki insanlara bunları anlatmaya çalışıyordum. Bu tarz bilgilendirmeye çalışıyordum. İşte benim de demin söylediğim kelime de oradan kaynaklanıyor. Çünkü biz 1837'lerde Ermeniler olarak kutsal emanetlerimizi oradaki Alevi halklara teslim ederken, tüm varlıklarımızı teslim ederken, işte bugün de biz o teslim etmiş olduğumuz kutsal değerlerimizden sadece kimliğimizle inancımızı geri almaya başladık. Bu da Dersim'de artık anlaşılabilir bir durum oldu. İnsanlar artık daha hoşgörülü davranıyor. Ve bizimle birlikte değişip dönüşümü sağlayan, yani yeni bir yaşama başlayan insanlarımız da çocukları olduğunda onlara da Ermeni isimlerini koymaya başladılar. Tabii beraberinde bir sürü sorunlar getiriyor ama bu sorunları da aşmak için artık bakalım daha değişik bir mücadele yapmaya başlayacağız. Mücadele şey olacak artık. Peki burada iki tane şey geliyor aslında. Senin anlattıklarından böyle iki soru çıkacak. İşte sorunlarla karşılaşılıyor tabii dedin ama bir taraftan da senin bahsettiğin, başlattığın mahkeme süreci, kendi kimliğini, ismini değiştirme, dini değiştirme süreci de aslında öyle kolay bir süreç olmasa gerek. Çünkü sen bunu yaptığın tarihlerde çok da konuşulan, bilinen bir şey değildi bu. Evet, yani bu 6 aylık bir süreç içerisinde gerçekleşti mahkeme kararı. Ve o zaman da çok büyük tepkiler de oluşmuştu, olumlu ve olumsuz. Yani o süreci atlattık, kazası belası atlattık. Yani gerçekten zor süreçlerdi. Ama gerek dünyadaki basının, gerek Türkiye'deki basının çok yoğun ilgisi belki de benim daha rahat hareket etmemi sağladı. Bir yandan da aslında şöyle bir durum da ortaya çıktı. Diyasporalı Ermeniler belki de Türkiye'li Ermenilerden biraz daha fazla sahiplendiler diye görüyorum ben. Çünkü onlar için çok yeni bir şeydi ama böyle hemen bir daha işte o birçok ülkeye davet edildin, gittin, konuşmalar yaptın. Dolayısıyla bir arayışa destek de buldunuz ama. Tabii çok ciddi destek buldum. Yani diaspora aslında İslam Ermenilerin yapması gerektiğini ama onların yapmadıklarını yaptı bize. Yani şöyle söyleyeyim mesela, eğer bizim çalışmalarımız İslam Ermenileri tarafından cesaretle karşılanıp da bize destek vermiş olsalardı veya Patrikhane'ye farklı bir yolumuz deyip de bizi zor durumda bırakmamış olsaydı belki diaspora bu kadar fazla
yardıma kalkmazdı. Evet, diasporadaki eminler çok heyecanlandılar. Hala da heyecanlanıyorlar. Gerçekten bir umut, bir bekleyiş, bir şeyler olacak. İnsanlarımız özüne dönecek. Belki 100 yıl önce soykırımdan kalan işte insanlarımız bizimle bütünleşmeye doğru adım atıyorlar gibi heyecanlı davranışlar içerisine giriyorlar ama benim de biraz şansım diyeyim belki de, çünkü diasporayla buluşmak da benim buluştuğum dönemlerde riskli bir işti. Yani mesela hiç kimse o dönemler kalkıp da diasporadan işte yardım alalım, diasporadaki insanlarla görüşelim cesaretini göstermiyordu. Ben mücadelenin başarıya ulaşması, daha doğrusu sağlıklı yürümesi için diasporayla ulaşmam gerektiğini bilincini çok iyi kavramıştım ve o yüzden diasporaya ben dört elle sarıldım ve gerçekten de amacımız yerini buldu. Benden sonra da zaten bir sürü arkadaş diasporayla artık çalışmaya başladı. Çok normal bir durum oluştu artık ondan sonra. Peki iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi, Dersim'de bu senin kimlik mücadelen nasıl karşılandı? Çünkü bir anlamda Dersim üzerinde çok fazla da spekülasyon yapılır, konuşulur. Her seferinde işte Müslümanlaştırılmış Ermeniler, işte onlar zaten Ermenidir diye birçok televizyon programında patrikhanelerinin temsilcilerinin de katıldığı, hatta Türk Tarih Kurumu temsilcilerinin de katılıp da böyle isim aşiret saydığı dönemlerden geçti Türkiye. İşte Dersim'le ilgili şu kadar Ermeni vardır, böyledir, şöyledir diye. Senin bu kimlik arayışın içerisinde olumsuz karşılandı mı mesela, ya da ailen nasıl karşıladı? Şimdi bu çok önemli bir soru oldu benim için. Zaten bunu anlatacaktım ben. Şimdi biz bu çıkışı yaparken örneğin İstanbul'da işte öze dönüş paneli yaptığım zaman katılanların tümü Dersimliydi, çoğu Dersimliydi ve hepsi Dersim üzere ciddi ciddi çalışmalar yapmışlar. Ama imkanlar dahilinde duyuramamışlar veya yayınlayamamışlar. Fakat bizim bu çalışmamız Dersim'de özellikle tabanda, yani halkta müthiş bir heyecan yarattı. Olumluluk şeyi çok fazla oldu. Yani insanlar yanımıza geldi. Gizli de olsa işte kendilerinin dermin olduğunu söylemeye başladılar. Aşiretler kendi Ermenilerini anlatmaya çalıştı bize. Hatta aşiretler içerisinde Ermeni olan konular açığa çıkmaya başladı. Ama şey suskun kaldı. Yani Dersim'deki demokratik kitle örgütleri bizim Dersim'deki çıkışımıza biraz suskun kaldılar. Bunun nedeni de muhtemelen kendi siyasi örgütlerinin şeyinden kaynaklandı, baskısından kaynaklandı. Ama 10 yıllık bir süreçten sonra, aslında tam olarak 10 yıl demeyeyim, mesela bundan 2 yıl önce artık Dersim'deki bazı siyasi arkadaşlar da Dersim'de bir kilise yapmanın hesabı içerisine girdiler. Daha sonra Dersim Ermenileriyle onların da ilgilenmeleri gerektiğini savunan, konuşan, tartışan siyasi arkadaşlar da oldu. Ama genelde sessiz kaldılar. Hı hı. Ta ki yeni yeni mesela artık Dersim'deki siyasi arkadaşlar, yani daha doğrusu siyasi kitle örgütleri de bu gerçeği biliyorlardı zaten. Bununla birlikte artık yanımızda olmanın da doğru olacağını düşünerek bizimle daha farklı ilişkilere girmeye başladılar. Mesela zaten ilk benim yaptığım çalışmalarla ilgili ilk kez yazmış olduğum bir kitabın ayın 12'sinde de onun söyleşisini yapıp böyle bir çalışmaya girişime de başladılar. Belediye üzerinden başladılar. Hı hı. Daha önce de biliyorsunuz biz belediyelerle ilgili folklorik çalışmaları yaptık. Bunu kısmen çok böyle istediğimiz gibi olmasa da, ama belediyelerin bu tarzda bize festivallerde yer vermeleri çok olumlu bir şeydi. Çünkü bu Yerevan'ın, gerek İstanbul'un Ermenilerinin Dersim'e gelip Dersim'deki Ermenilerle de kaynaşmasına sebep oldu. İşte bu noktada Serkis Trepyan bir manevi Dersim kişiliği gibi böyle öne çıkması ve Dersim'de tüm herkesin tarafından sevilmesi de bundan kaynaklandı. Hı hı. Dersim'e sıkı geldi. Dersim'de ki insanlarla Ermeni meselesini konuştu, geri geldi Alevi meselesini konuştu.
bu süreç bizim için geldiğimiz noktada biz memnunuz, mutluyuz. Hı hı. Yani artık Dersim'de evlenip de çocukların ismini Ermenice koyan arkadaşlarımız var. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Bu mücadelenin içerisinde işte şimdi bir Pırgıç Yayınları var. Yayıncılık da yapıyorsun. Biraz önce de bahsettin, bazı kitap tanıtımları ve paneller organize ediyorsun. İstersen bundan da biraz bahsedelim. Pırgıç Yayınları neler yapıyor, ne kadardır var, neler yayınlıyor? Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi Pırgıç Yayınları'nı ben asıl kurmamın nedeni çevirmeye çalıştığım bir kitabı çevirtiremediğimden kaynaklandı. Yani yayın evleri çevirmeyince ben anladım ki benim, daha doğrusu bizim düşüncelerimize hizmet edecek olan yayınları, bu yayın evleri herhalde çok fazla sıcak bakmayacaklar. Ben en iyisi bir yayın evi kurar, yavaş yavaş artık bu tür yayınları yapmaya başlayayım diye düşünmüştüm. 2 yıl oldu galiba benim yayın evini kuralım. Tam yani kitapçına başlayalı 2 yıl oldu da. Ama ben yayın evini işte 1 yıl geçti kurdum ve 12 tane kitap çıkarttım kendi yayın evimden. Bunların içerisinde 4-5 tanesi tamamen Ermenistan'daki kitapların çevirileri oldu. Ama diğer yandan mesela Doğan Edip'le gibi değerli konu ve değerli bir yazarımızın da kitaplarını, 4 seri kitabı bizden çıktı. Hı hı. Şimdi bu benim bu kitapçılığa başlayıp da yayın evi kurmamın da aslında çok enteresan bir gelişim oldu. Örneğin mesela ben kitap evini kurmadan önce Kurtuluş'ta Ergenekon Caddesi'nde cadde üzerinde Ermeni soykırımı ile ilgili kitapları satmaya başlayınca, tezgahta açıp satmaya başlayınca bu inanılmaz bir şey yarattı. Yani kiminde korku yarattı, kiminde şaşkınlık yarattı. Hatta mesela zabıta müdürü geldi. Yani böyle bir şey olamaz mı? Sen de bunları satamazsın falan. Ben ona işte şey demiştim. Yani siz bunun bir siyasi tavır olduğunu görmüyor musunuz? İşte sizin Ergenekon dediğiniz yere ben Ermeni soykırımını koyuyorum. Bu bir siyasi tavırdır. Siz buna eğer yönelemezsiniz. Yönelirseniz çok zarar görürsünüz diye söylediğinde, ama emniyetin gelip beni alacağını söyledi. Ben de alabiliyorsa emniyet alsın. Siz belediye olarak fazla işin içine girmeyin isterseniz falan demiştim. Ve gerçekten de emniyet benim o tezgahtaki kitaplarım üzerinde bayağı bir bastım düzenleyin. İşte kitapları aradılar, gidip gittiler, yasak kitap bulmaya çalıştılar falan. Sonuçta belediye benim bu yaptığım çalışmanın bana zarar vereceğini düşünerek beni daha böyle kontrollü bir yere almayı şey yaptı, teklif etti. Bana daha kontrollü, daha güvenilir bir yer verdi. Ben de baktım artık bunu şey yapmanın da ötesinde artık bunu bir iş yapar, iş edinelim diye. Ondan sonra yayın evini kurdum. Hı hı. Yayın evini kurmamla birlikte zaten şöyle bir mantık oluştu. İşte Ermeni kitapçısı diye bu sefer anılmaya başladım. Hı hı. Çevrede bu sefer herkes Ermeni kitapçısı demeye başladı. Hatta bu montide bu antika pazarında kitap standları açarken de hemen hemen oradaki binlerce tezgah sahibi de Ermeni kitapçı diye beni tanıyorlardı. İnsanları bana öyle yönlendiriyor, işte Ermeni kitapçı orada diyorlardı. Falan, bu iyi bir çalışma oldu yani. Bu da gerçekten güzel, iyi bir çalışma. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Bir taraftan yani, Pırgıç Yayınları ismi, yayın evinin ismi, senin seçtiğin isim de, kimliğine seçtiğin isim de Mihran Pırgıç. Pırgıç kurtarıcı demek. Biraz bize bunun hikayesini de anlat. Şimdi ben mahkeme sürecine başladığım zaman isim arayışı içerisine girdiğimde Mihran ismini İstanbul'a ilk geldiğim zaman bana patronluk yapan ustamın adını aldım Mihran diye. Fakat Mihran isminin yanına da kuzenimle böyle sohbet ederken, ya ben Mihran ismini seçeceğim dediğim zaman o da bana şey dedi, madem Mihran olarak koymayı düşünüyorsun, bizim Dersim'de bir köy var, ismi de Pırgıç'tı, bizim oturduğumuz mahalleye yakın bir köydü, o zaman Mihran Pırgıç yap dedi. Ya ben kulağıma hoş geliyor Mihran Pırgıç, ama dürüst aramak gerekirse ben Pırgıç'ın kutsal kurtarıcı anlamına geldiğini bilmiyorum açıkçası. Ben öyle koydum. Hı hı. Öyle koyduktan sonra aslında bu Pırgıç ismi bende biraz şey yapmaya başladı. Yani sıkıntı olmaya başladı çünkü
Yani bu ismin Ermenilere hatta günah olduğunu söyleyenler oldu. Ben ne bileyim Yerevan'da ya bu tesadüf olamaz. Adam işte kalkmış 100 yıl sonra dersinde adını Pırgiç koymuş. Yani beni de çok onaylamadım. Bazı yakıştırmalar oldu, şeyler oldu ama isim oturdu benim üstüme. Evet. Peki yani şunu sormak istiyorum. Şimdi bir taraftan hani İstanbulluların, diasporanın işte nasıl baktığını, bu arayış içerisindeki yerini konuşuyoruz ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü baştan beri Ermenistan'ın bu konudaki tavrı biraz daha zihin açıklığıyla sanki bakıyormuş gibi geliyor. Daha açık bir pozisyonda sanki Ermenistan duruyor. Bu yüzden de aslında çok da fazla insan, yani Türkiye'den çok da fazla insan Ermenistan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bazısı kimlik arayışında, bazısı dinine dönmek istiyor ama buradaki karşılaştırmayı yapabilir miyiz? Ermenistan nasıl bakıyor? Ya da ilk gittiğinde nasıl gördü, nasıl baktı? Şimdi benim ilk gittiğim zaman Ermenistan gerçekten olağanüstü bir ilgiyle karşıladılar beni. Hatta zaman zaman televizyonda bile haber yaptılar. Miran Pırgiç, Yerevan'da gibi haberler yaptılar. Ve bütün kanallar tek tek benimle röportajlar yaptılar, görüşmeler yaptılar. Onlar da şimdi, yani şurada şöyle bir şey var işte, Dersim Ermenilerinin ortaya çıkışı çok önemliydi. Yani Miran Pırgiç'in de ötesinde Dersim Ermenileri diye Ermenilerin olduğu ortaya çıktı. Ya düşünebiliyor musun? Yani Dersim'de Ermenilerin olduğunu Türkiye'deki tarihçilerin birçoğu bilmiyordu. Yani bilmeyenler arasında Galaca kitabında da yazdım, söylemişimdir. Yani Taner Akçam benimle gelip dernekte konuştuğu zaman ben dedi Dersim Ermenilerinle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim dedi. Sen konuşacaksın, biz dedi öğreneceğiz. Ben bir panel düzenlemek isterken baskın oranından panelist olarak rica ettiğimde Dersim Ermenilerle ilgili hiç bilgisinin olmadığını, Ayşe Hüv hiç bilgisinin olmadığını, yani Dersim Ermenileri üzerine çalışan tek bir kişi, o da Belçika'da Hopsem Hayreli arkadaşımız olmuş. Evet. O da tesadüfen Mirakyan şirketini çalışayım derken Dersim'deki Ermenilerin varlığından haberdar olmuş. Şimdi Dersim'de Ermenilerin yerleşik olduğunu biz biliyoruz. Veya yapılan çeviri kitaplarda çıkıyor ortaya ki Dersim'de Ermeniler yerleşiktir. Ve Dersim'de tüm aşıklar içerisinde Ermeniler var. Bu kadar ciddi bir durum varken ama Türkiye'de bunun bilinmemesi gerçekten çok ilginç. Şimdi Yerevan'da bu olayın ortaya çıkmasıyla onlar da meseleye Dersim Ermenilerin... Evet. Yani Dersim çıktı ortaya, bunun sahiplerinde uzaklarda. Ama arkasından Diyarbakır Ermenileri, Sivas Ermenileri, Malatya Ermenileri, hatta dernekleşmeyen, kurulaşmayan diğer Yozgat Ermenileri de ortaya çıktı, Elazığ Ermenileri ortaya çıktı. Bunlar her ne kadar kurumsallaşmasalar da ama var olduklarını her platformda söylemeye başladılar. Bu yine söylüyorum, Ermenistan için müthiş bir şeydir bu. Yani düşünebiliyor musunuz milyonlarca Türkiye'deki Batı Ermenistan dedikleri, Türkiye'deki Ermenileri Ermenistan devletiyle veya kendi milletiyle konuşması çok önemli bir meseledir. Yani bu öyle şey değil ya, ufak bir mesele değil. Hı hı. Ama bunu gerçekleştirmek de gerçekten çok zor. Çok, yani benim için gerçekten imkansız bir şey ama sonuç itibariyle benim mücadelemdeki, çalışmalarımdaki yani bu çalışmamdaki bu gayretim ne kadar olabilirsin? Yani ne kadarına özüne, kimliğine döndürebilirsin. Ama bu benim söylediğim olayla birlikte Dersim halkı eğer şunu kabullenir de ya arkadaşlar doğru söylüyor. Biz bu Ermenilerin işte 1800'lerin ortalarında biz bunlardan bu emanetleri teslim aldık. Tamam biz bunların belki maddi şeylerini gündeme getirmiyoruz. Getirmiyorlar. Düşünmüyorlar da belki. Ama hiç olmazsa bunların bu kimliğini, bu inancını geri almalarında yardımcı olalım diyebilirler. Bak çok önemli iki olay yaşadım ben Dersim Ermenileri çalışması içerisinde. Mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Benim bir aşil içerisinde Ermeni olan bir kolu işte çıkanlar diye bildiğimiz o ve bunlar hemen hemen tüm Ermenileri kabul etti.
Yani 100 sonrası içerisinde çıkanların hemen hemen tümü, ki dersimde sayıları bayağı var, Ermeni olduklarını kabul ettiler artık. Yani benim eskiden dizi söylüyorum, dizi de söylemiyorum. Kendi içlerinde elemanlar çıkıp, yani kızlar çıkıp bunun tezini hazırlayıp sunuverdi. Ben ne bileyim, Irak yanı bir kol olan Karslanların artık Ermeni olduğunu ve bunların içerisinde yoğunluğunun Ermeni oldukları artık ortaya çıkıyor. Yani o kadar güzel bir ortaya çıkış var ki. Ha, bu çıkış ne? Her ders Malkoyla birlikte yine yaşanılacaktır. Ama nedir? Kimliklerinde Ermeni olduklarını, inançlarının Hristiyan olduğunu, geçmişte Hristiyan olduğunu bunu ders Malkoyla kabul edecektir. Evet. Ama burada herhangi bir siyasi baskıya gerek yok. Hı. İnsanlar kendilerini nasıl hissediyorlarsa o şekilde ortaya çıksınlar yani. Hı hı. Peki sen ama bunu... Mesela, lütfen devam et. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi benim, şu anda benim mesela en çok zorlayan taraf şu. İstanbul'da bizim mesela şimdi diyelim ki 20'ye yakın öğrenciyi biz götürdük, okullara kaydettik. İlkokula kaydettik. Hı hı. Şimdi çocuklar ilkokula kaydedilirken ben duyuyorum mesela Yeşilköy'deki, Şişli'deki okullarımızdaki çocuklarımızın başarı oranının çok yüksek olduğunu kendileri öğretmenleri söylüyor. Fakat çocuklar aileleriyle problem yaşamaya başladılar. Sen ailelerinden de şikayetlenmeye başladı. Yani şikayet değil de sistem gelmeye başladı. Yani şunu söylüyorlar. Ya Mihan, sen bizim çocuklara, hani biz çocuklara okullara kaydettik ama çocuklar okullardan eve döndükleri zaman bizi sorgulamaya başladılar. Yani neler öğrenci biliyorsunuz? Ya da derslerimizde neden bize yardım etmiyorsunuz? Ya da arkadaşlarımızın aileleri gelip okulda öğrenci konuşuyorlar. Siz neden konuşamıyorsunuz deyip bizden bu şekilde de bir çalışma istediler. Yani dil kursu üzerinden çalışma istediler. Yani adapte olma sorumluluğu gündeme geldi. Hı hı. Şimdi bundan sonra bizim yapacağımız en büyük çalışma belki bu aradaki bu çelişkiyi kaldırmak. Olacaktır. Aslında çok ilginç bir süreç yaşıyor anladığım kadarıyla Dersimli Ermeniler senin bu çalışmalarınla birlikte. Zannedersem Kırmancı konuşan ailelerin, Ermenilerin, işte Sasonlu ya da Muşlu Ermenilerin 1980'lerde yurt dışına çıkarken yaşadığı sürecin bir benzeri. Onlar çocuklarını işte Kamparmen vesilesiyle İstanbul'daki kampa gönderdiklerinde çocuklar Ermenice öğrenip geri dönüp ailelerine siz niye bilmiyorsunuz diyorlardı. Şimdi Dersim'de bu sefer aynı şey oluyor gibi algıladım ben. Peki bununla ilgili nasıl bir şey var diye soracağım. Ama ondan önce şunu bir sormak istiyorum. Din ve milliyet bağlamını burada konuşmak da gerekiyor. Yani Ermeni olmak için Hristiyan olma aslında şart değil. Biri millet, biri din. Ama anladığım kadarıyla dinine geri dönme, senin biraz önce bahsettiğin gibi bir emaneti geri alabilmek, kazanabilmek açısından bunu da gerekli görüyorlar insanlar, öyle mi? Şimdi benim bu konudaki düşüncelerim nettir. Ben bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığım konuşmada da tüm Ermeni camiasına, hatta Orman Ötesi'ndeki tüm ilgili kesimlerin herkese net koymuşum. Yani benim dinle ilgili bir problemim de yok, sorunum da yok. Yani ben kimseyi de baptizma yapıp da işte gel Hristiyanlığa dön, şu dini bırak, bu dini bırak tarzında çalışmam da yok. Yani ben hatta şunu söylemiştim, yani bir ateist Ermeni olamaz mı? Bir deli Ermeni olamaz mı? Ermeninin delisidir yani, delinin dini mi olur? Falan, din ben anlamaz, şeyden anlamaz ama bir Ermenidir yani. Evet. Şimdi bunları Ermenilerin kabul etmesi gerekiyor. Bu kesin. Bunu anlaşalım. Fakat şöyle bir şey var. Ama diyelim ki şimdi camianın kendi içerisinde bir işleyişi var. Hı hı. Yani işleyiş nedir? Baptist olmadığınız zaman bir Ermeni kızına evlenemiyorsun. Baptist olmadığınız zaman bir okula kaydını yaptıramıyorsun. Şimdi bu iki neden çok önemlidir. Diğerler hepsi bir tarafa gidelim. Diyelim ki onların inancı hepsi olmasın ama bu iki neden önemlidir. Birincisi okula gitmeleri, ikincisi evlenebilmeleri. Bunun için baptist olmalarını istiyorlar. Şimdi ben kendim oldum. Hı hı. Benim yaşamımda neyi değiştirdi bu? Olumlu gelişmeleri değiştirdi. Yaptı bana. Olumlu gelişmeler yaptı bana benim baptist olmalarım. Olumsuz hiçbir şey yapmadı bana. Yani beni dinci yapmadı. Ya da dine inanan, Allah'a inanan, İsa'ya inanan biri yapmadı. Ama benim sosyal çevremi gelişti. Yani ben baptist olduğum için bir sürü Ermeni tarafından kabul edildim. Kimse bana demedi ki sen Ermeni değilsin. Çünkü onlara göre baptist olmam, sen Ermeni değilsin. O yüzden ben de diyorum ki
Eğer kendi insanlarımız bu inancını da yaşamak istiyorlarsa aslında işin doğal haklarıdır onların. Bunu biz kendilerine vermemişiz. Kendilerine bizi alalım ya da biz kendilerine tayin edelim. Bu kendilerinin doğal hakkıdır, doğuştan gelen bir hakkıdır. Bunu istedikleri gibi kullanabilir. Bu konuda baskı yapmanın hiç kimseye faydası yok. İster evet. dinini alıp devam eder, istersen ailelikten devam eder. Yani benim aslında benim bir şeyim de var, düşüncem de var. Mesela Aleviliyim ben. Aleviliği ben şöyle de tanımlıyorum. Diyorum ki Alevilik diyorum Hristiyanların, yani daha doğrusu Ermenilerin Hristiyan olmadan önceki kişilikleridir. Yani Ermeniler önce Alevi gidersinde, sonra Hristiyan oldular. Sonuçta Hristiyan olmak İsa'nın gelişiyle başladı. Hristiyanlığı yaymasıyla başladı ama Ermenilik İsa'dan çok çok önce vardı. İşte o İsa'dan çok çok önce yaşayan Ermeniler Alevi kimliğiyle yaşadılar onu. Alevi kimliğiyle yaşayıp geldiler. Sevgili, sevgili Miran Akbarik, dersim deyip de böyle sonra Alevilerle ilgili konuşunca şimdi oradan da cevap hakkı dolmasın. Doğru, bunlar tabii hepsi çok doğru şeyler. Doğru, dediğin çok doğru diyelim düşünceler. Şuradan da bir şey geliyor senin anlattıklarından. Şimdi din... yani vaftiz okullara vaftizliğin kabul edilmesi, vaftiz olan çocukların kabul edilmesi aslında devletin bir zorlaması sebebiyle oluyor. Ama mesela dini pratikleri uygulayabilmek ve işte evlenebilmek, geleneğin içerisine girebilmek ve cemaatin, toplumun, Ermeni toplumunun kabul etmesi, dersimleri kabul etmesi de aslında Ermeni toplumunun bir sorunu. Ki biraz önce diaspora ve Ermenistan biraz daha açık fikirliydi bu konuda. Türkiye Ermeni toplum biraz daha kapalıydı diye konuşurken biraz buydu aslında belki de konuştuğumuz. Şimdi peki buradan hareketle şunu da sormak istiyorum. Şimdi dil kursları dedin, bu adaptasyon süreci dedin. Yani Dersim'de böyle bir hareketlilik var. Sen Dersim'de yaşıyorsun sonuçta. Böyle bir hareketlilik var. İnsanların talepleri var. Bu nereye doğru evriliyor? Nasıl bir yani orada bir komünite oluştu sonuçta, bir hayat oluştu, bir yeniden bir filizlendi bir şeyler. Ya ben şöyle söyleyeyim, şimdi özellikle en çok gerekli olan şudur. Şimdi Dersim Ermenileri kendi içlerinde yerim ana çok konuşmak istiyorlar. Aslında İstanbul Ermenilerinden ziyade. Şimdi yerim ana gitmeleri için de bu dili çok önemsiyorlar. Yani dilimizi öğrenirsek oradaki insanlarla daha iyi diyalog içerisine gireriz diyorlar. Ve bir sürü arkadaş ediniyorlar. Yani ben mesela Yerivan'dayken, Yerivan'dan Skype'la dersimle bir arkadaşla oradaki arkadaşı görüştüğümde inanılmaz duygusal anlar yaşadılar. Şimdi bu için istiyorlar Dersimler Ermenice'yi orada konuşup Yerivan'da konuşabilmek için. Fakat burada en kötü olan konu şu, İstanbul Ermenileri neden mesela bu konuya el atıyor? Yani şu yapamaz mıydı? Bak ben bunu çok gündeme getirmiştim. Bizim bir sürü İstanbul'daki boş okullarımız var. Hatta öğrenci yok diye sistem eden bir sürü insanımız var. Yani bir okulu dershaneye çevirip veya bir okulu din kursuna çevirip de o dinini bilmeyen çocuklara, yani bunun içinde Dersim'in de ötesinde tüm bölge Ermeniler için söylüyorum. Hatta İstanbul'da hatta dinli dinleyen Ermeniler var. Yani bunlar için bir program hazırlanabilir, bunlar için bir dil öğretilir. Yani bu dil olayı insanlar için, yani insan için çok gerekli olan bir şey ya. Yani yeni yerinde dilimizi bilmediğimiz, konuşmadığımız için de farklı bir ötekileştirme sorunu yaşıyoruz yani ben. Düşünsene, 3 tane Ermeni'nin yanında okuduğunda ne yer dilini bilmiyorsan, ki ben bunu dün yaşadım. Mesela dün Yerevan'da bir yere yemek yiyoruz. 3 arkadaş Ermenice konuşuyorlar. Biz 2 arkadaş Ermeni olduğumuz halde dili bilmiyoruz. Hem biz rahatsız oluyoruz, hem konuşanlar rahatsız oluyor. Konuşanlar şunlar rahatsız oluyor. Ya biz konuşuyoruz ama siz bizi anlamıyorsunuz. Biz de rahatsız oluyoruz. Onlar kendi aralarında konuşurlarken ne konuştular, biz neden bunu bilmiyoruz diyoruz. Yani bu sorunun giderilmesi lazım. Peki. Peki. Bak, bu sorunun giderilmesi lazım. O yüzden ciddi çalışmalar yapmak lazım ve iyi çalışmalar yapmak lazım. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Dersim'de senin bu çalışmalar içerisinde dedin ya, Dersim Ermenilerinin tarihiyle ilgili araştırmalar yaptım diye. Biraz oradan bahset bize istersen. Çünkü Dersim Ermenileri
tarihiyle ilgili sen de söyledin. Hovsep Ayreni'nin o kalın kitabı dışında çok da bir şey yok aşiretlerle ilgili olsun ya da Dersim'deki yapıyla ilgili olsun. Biraz onlardan bahset bize, programı öyle tamamlamış oluruz. Şimdi siz de aslında soru şu, yani Dersim Erminleri içerisinde Hovsep Ayreni'nin söylemediği, söyleyemediği ve benim de şu anda çok temkinli davranmaya çalıştığım bazı tabular var. Şimdi bunlar zaman içerisinde kendiliğinden ortaya çıkması gerekiyor. Ya da alıştıra alıştıra ortaya çıkması gerekiyor. Birdenbire söylediğimiz zaman çok tepkilerini alacağını biliyoruz. Çünkü insanlar hazır değil. Evet. Bak ben bir kitap yazdım. Yazdığım kitapta şunu özellikle belirtmiştim. Bir aile düşünün. Bir aile düşünün. Aile içerisinde bir kardeşi ailesindeki Ermeni isimlerini söylüyor. Ermeni olduğunu söylüyor. Bir kardeşi Yerevan'da Zaza konferansına katılıyor. Zaza'yı izliyor. Bir diğer kardeşi de Dersim'de harip içerisinde Kürt olduğunu söyleyerek çalışmalar yapıyor. Bir ailede üç kişi. Üç ayrı milletten bahsediyorlar. Şimdi bu kafa karışıklığı işte Dersim'de çok fazla. Şimdi bunun netleşebilmesi için Dersim çok mümkün. Fakir ve inkardan kurtulması gerekiyor. Bunun için de Dersim'in diğer demokratik kitle örgütleri de bizimle birlikte ortak çalışma yapmaları gerekiyor. Onlardan ne olduklarını ortaya çıkartmaları gerekiyor. Yani şimdi adam beni gel, ben kökenimi öğrenmek istiyorum dediği zaman ben onun kökenini ortaya çıkarmakta yeterli olamıyorum. Çünkü benim bilmediğim bazı şeyleri de dersindeki Kürtler, Zazalar bilir. Onların da gelip bu olayı şey yapması gerekiyor ki ortaya daha sağlam, daha doğru şeyler çıksın. Evet. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Yani bana gelen mesajlardan artık hani haddi bana sanmıyor. Herkes beni ya ben işte aslımı içerikliyorum, bana bir kitap oluyor. Ben işte aslımı araştırıyorum, bana yardımcı oluyor. Ve ben bunların bir çoğunu belki de cevapsız bırakıyorum. Ama Ermeni tarihiyle, Kürtlüğüyle ilgili kitaplar önererek oradan okuyup kendisinin bazı şeyler çıkartması konusunda da destek olmaya çalışıyorum arkadaşlara kitap göndererek. Ve bayağı da kitap alıyorlar bu arada. Ermenilerle ilgili bayağı bir araştırma içerisine giriyorum. Peki, Miran Pürgiç Gültekin, çok teşekkür ederim katıldığın için Miran Akbari. Ben çok teşekkür ederim. Biraz da aslında saati geldi, orası da kalabalıklaşacak. Sen de yol yorgunusun, programa katılmak için verdiğin bu ara için de teşekkür ederim ayrıyetten. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Umarım bir sonrakinde ya Yerevan'da ya Dersim'de karşılaşırız ya da sen buralarda olursun. Onu mutlaka karşılaşırız. Yapacağımız çalışmalar sizi yine de bana bağlar. Muhakkak. Yapacağımız çalışmalar bağlar sizi. Her yol birbirimize çıkar diyelim. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, Miran Pırgıç Gültekin'le bu hafta söyleştik. Kendisi Yerevan'a bir grup götürmüştü. Dersim'den Yerevan'a vaftiz olmaya gitmişlerdi. O grubun dönüş yolundayken Dersim'e yetişemedi arabayla gittiklerinden ama arada durdu, Trabzon'dan programa katıldı, bağlandı. Bunu da söyleyelim. Bu hafta bir anma videosuyla kapatacağız programı. O yüzden röportajımızın son bölümünde bu videoyla tamamlayalım istedik. Aramedikran'ı alacağız. Aramedikran İstanbul'a geldiğinde Ağustos için son söyleşilerden birini yaptığımızda kaydını alırken tanışma fırsatı bulduğum çok ilginç ve çok naif ve mütevazi bir kişilikti. En azından iki cümleyi de ben eklemiş olayım. Kendisiyle ilgili cümbüşü sırtında gelmişti Agos'a. Agos'un bahçesinde de biz hiçbir şey demeden daha çay gelirken, anlamaylık çayını getirirken cümbüşünü çıkarıp söylemeye başlamıştı. İşte de böyle biriydi. Onun ölüm yıl dönümü. 8 Ağustos'ta vefat etmişti Yunanistan'da. Bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Daha sonra Yunanistan'a hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da 2009 nevroz kutlamalarında rahatsızlanmıştı. Daha sonra Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı. 2 gün sonra da vefat etti. Aramedikran Ermeni soykırımında Diyarbakır'dan Suriye'ye, Kamışlı'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşındayken müzik yapmaya başladı. Cümbüş, teneke ne bulursa çalıyordu çocukken. En azından kendisi böyle anlatıyordu. 20 yaşındayken
Kürtçe, Arapça, Ermenice şarkılar söyledi. Erivan Radyosu'nda Garabeda Kaço gibi onun şarkıları da yayınlandı. Ve bu şekilde Kürtçe konuşan Ermeniler olsun, Kürtçe dinleyen Kürtler olsun Erivan Radyosu'ndan onunla da tanışmış oldu. Aram Edikran Yunanistan'daki vefatinin ardından Brüksel'de defnedildi. Brüksel'de Jet mezarlığında yatıyor. Onun bir dediğimiz gibi bir vasiyeti vardı. O da Diyarbakır'a gömülmekti. O zaman belki hatırlayacaksınız. Hatırlamayanlar için ben de söyleyeyim. Cenazesi Diyarbakır'a defnedilmesi için çok uğraşıldı. O dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı dahil olmak üzere birçok siyasetçinin araya girmesine rağmen devlet, hükümet izin vermedi Diyarbakır'a defnedilmesine. Aram Edikran'ın da vasiyeti böylelikle yerine getirilemedi. Brüksel'deki Jet mezarlığında yatıyor. Ailesinin bir kısmının yaşadığı Brüksel'de. Şunu da ekleyelim. Aram Edikran hayatı boyunca 11 albüm çıkardı. 230'u Kurmancı, 150'si Arapça, onu da Süryanice'ydi. 8'i de Yunanca şarkılar oldu. Ermenice şarkıları çok az, yani çok da zaten az konuşurdu. Ama katkıları bu müziğe ve bu insanlığa diyelim, özellikle Kürt ve Ermeni halklarına katkıları çoktur. Süryanilileri de ekleyelim. Çünkü Avrupa'ya geldikten sonra birçok Süryani etkinliğinde de sahneye aldığını biliyoruz. Şimdi onun mezarı başında bir şarkıyla tamamlayacağız. Brüksel'deki bir arkadaşımız, takipçimiz Yılmaz Güneyli'den rica ettik. O da bağlamasını aldı. Jet'teki Aram Edikran'ın mezarının başına gitti. Aram Edikran için bestelediği bir şarkıyı, sözü müziği Yılmaz Güneyli'ye ait o şarkıyla bu haftaki Gamurç'u tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Arameti ganem delam, ben gitte vek av delam. Arameti ganem delam, ben gitte vek av delam. Hatta sabım dünyayı, üzdün abilo aram. Üzdün abilo tigran, üzdün abiya tercan. Hatta sabrım dünyayı, hiçbir abilo adam, hiçbir abilo tigan, hiçbir abiyar tercan. Kin Ermeni, Şankaniya Mekuriti, Pilavkin Ermeni, Şandı Mera Şavikani, Şandı Hüne Dakuriti, Rengi Teyin Vekzindi, Şandı Hüne Dakuriti, Rengi Teyin Vekzindi.